Evet arkadaşlar, herkese hayırlı günler. Bugün Selahattin Ayhan'la, bizim deyimimizle, Arda Selahattin'le video çekeceğiz. Başından geçen bir iki olayı anlatacak. Kendisi de harbiden arızadır. Bakmayın böyle sileki bir göründüğüne. Sağlam kafa çakar yani. Evet Selahattin, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Allah senden razı olsun. Neden Allah razı olsun diyorum Kadir abime? Adam gibi adam. Neden adam gibi adam? İlk başta selam, sonra kelam. Aynen. Allah'ın selamını veren adam, adamdır bizim için ya, elhamdülillah. Şimdi kendisi de sofidir ama biraz dümenci sofidir. Şöyle var şimdi. Sofi nedir? Sofinin anlamı nedir? Girmeyeceğim o uzunlara, sizi sıkmayacağım. Sofi nedir biliyor musun? Edep, adam, ahlak, haya olan insan sofidir. Sof olmaya çalışıyoruz inşallah. Eyvallah. Sen sor, ben söyleyeyim inşallah sana. Kanka eskilerde bu Fethiye Caddesi'nde başından bir olay geçmişti. Nelerde? Kulüpte, mülüpte. Hani eskilerden bahsediyorum. Tamam. Şimdi kusur başında, hakkınızı helalledin. Kulüpte dediğin gibi geçti ama ben o aralar pizmiz kullanmıyorum, estağfurullah. Ne yapayım, ne işim var kulüpte? Rahmetli babam, Allah rahmet eylesin, tüm ölmüşlerimiz inşallah. Babamız bize araba verir, para da verir. Niye? El alemin arabasına, parasına bakma diye. Gez, kimse muhtaç olma. O ara gençleri topladık. Arkadaş, eşimiz, dostumuz. Gidiyoruz nereye? Kulübe. Haberim yok benim. Onlar benzer plan yapmışlar. Allah alem. Gittik kulübe abicim. Fethiye Caddesi'ne geçtik. İsim vermiyorum. Çeşmelere geçtik, bir kulübe girdik. Oturduk oraya. Kulüp dediğin de kumana. Tabii tabii. 60 gülüş verdim. Ben tek biliyordum. Oturduk oraya abi. Kahve söylediler. Bir arkadaşımız, bir tanesi. İsim vereyim. Vereyim çünkü. Onu kim olduğunu dedi. Çünkü her yerde var Cengiz. İki tane Cengiz var içeride. Biri Hakçı Cengiz, biri Cigarı Cengiz. Birisi İzmitli, birisi Basikeli mesela. Aynen. Mesela diyorum bak, diyemiyorum ona. Evet. Bizim bu Hapçı Cengiz dediğimiz çocuk arkadaşın yanına gidiyor kulüptü. Biz oturuyoruz, kahve içiyoruz orada. Allah Allah, kahve söylüyor. Asla içmemem lazım orada. Niye? Ne bileyim kim ısmarladığını bana. Gitti kulüpçü Cengiz, Hapçı Cengiz masaya, oyun masasına oturuyorlar. Rahat rahat muhabbet yapıyorlar. O ara biz oturuyoruz, muhabbet ediyoruz. Ana bir baktı kahve fincanları havalarda. Ne oluyor? Bizim Cengiz. Ulan ne oluyor? Patara iki tarafa giderken herkes girdi birbirine. Biz iki Cengiz'de kaldık. Öbür Cengiz'i, Ahmet'i, Mehmet'i falan filan da ayırıyorlar. Ayırmayacağım. Babam da olsa orada vuracağım. Çünkü kavga var. Ne olduğunu bilmiyordu. Baktık ayırıyorlar. Yani gördüğün gibi hedef gözetmeden bam bam bam. Neden bam bam bam? Allah'ın verdiği canı Allah alır. Kimse alamaz. Biz vurmak için atmayacağız. Estağfurullah. 60 kiloyum, kusurma işsin. 60 kilo da alsa aynı. Kaç yiyorsunuz sana? 120 mi? 120 de aynı. Önemli olan burada önemli. Niyet. Benim niyetim oraya kulübe girmek değil. Benim gayem orada arkadaşlarla sohbet, muhabbet. Neyse abi. Arkadaşlar alıyorlar, kilitliyorlar falan içeriye. Biz kavga ediyoruz ya, bize bir vuruyorlar abi, merdivenlerden aşağı Cengiz'den beraber düşüyoruz. Delikanlıyız ya, çıkıyoruz bir daha vuruyorlar bize, tekrar merdivenlerden aşağı. Sen sohbet edin, ben dedim ona Cengiz'e. Cengiz, ne kaçalım oğlum. Niye oğlum, delikanlı kaçma bak, öleceğiz burada. Vallahi billahi de, Fethiye Caddesi'nden aşağı ayaklarımız götümüze vuruyor. Nasıl bu? Adam çıkarttı abi. Dal, dal, dal. Oğlum gel. Yok, gerçekten anlatıyor. Ya öyle bir yaşıyor ki olay. Yaşadığım anlatıyor. Olay da 20 sene oldu ha, bak şu an ya. Hala yaşıyor. Ateş etti bize. Biz kaçtık. Ne yaptık? Fethiye Caddesi'ne ateş etti. Direkt ateş etti abi. Direkt. Ne yaptık biz? Delikanlıyız ya. Ne delikanlısı abi? Demek ki kaçmasanız adam bizi harbiden vuracak. Vuracak. Biz ne yaptık? O zamanlar döngel. Döngel neydi? Deprem zamanında orası zeytinlikti. Zeytinlikler kimindi? Ben kendi nefsimi konuşuyorum. Dayılarımın da. Dayı. Orayı binalar yaptılar. Biz oraya gittik. Top sahasında 131 araba. Toplandık. Niye? Kulübü tekrar basacağız. Ana niye bize saldırdılar? Lalaya bak. Hepimiz bindik. Onlar apçı, cigaracı, tabi kafaları bir dünya, bize kafa dünya, babayı arabaya almışız, gidiyoruz, babanın haberi yok ki. Basıyoruz, gidiyoruz. Eski teker var çarşıda, İzmit'in göbeğinde. Eski tekerin oraya geliyoruz abi, vallahi billahi yemin ettim size, yemin etmem her zaman. Grav, grav, grav. Eski tekerin orada. Adamlar ateş ediyor bize 131'e. Siz oraya tekrar gittiniz, sizi nereden gördüler? Abi işte onlar da yürüyor var, içimizde bir hesap var. İşte diyorum ya, arkadaş, 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 okuda, bokuda arkadaş. Demek ki birisi sizi şikayet etti abi. 131 çevirdik abi. Döndük. Nereye geldik? Tekrar zeytinde döngere. Vallahi billahi yemin. Arabanın lastiğine baktık. Lastiğe gelmiş abi. Canta gelmiş. Ölümden döndük. Ondan sonra oldu. İsim vermiyorum. Ya polis olaya girmiyor. Girdi ya. Ne girmesi abi ya. Direkt bizi almadı. Direkt okuttakileri, ateş edenleri aldı. Bize geldi. Hesap sor. Böyle böyle demedik biz. Kesinlikle biz. Yani onları şikayet etmedik biz. Olaydık biz böyle kahve içiyoruz. Çay kimin ateş ettiğini bilmiyoruz dedik. O olay kapandı mı? Hayır. İsim veriyorum. Vedat diye bir abimiz. Döngenin adamıdır kendisi. O da iri yarıdır böyle. Bizim öküzbaş Vedat. Öküzbaş Vedat. Böyle evet. Kapattı. Yiyelim yapmayın etmeyin. Nerede? Bizim ateş kaynıyor ya. Dayı o adamı devirdik. Kulübe girdik. Kulüpten merdivenlerden aşağı. Otomatik tüfek. 7.60 Vedat. Döner bıçakları. Kafamıza dayı. Bizde ne var?
Sadece bir tane şey, 765 yapma. Ne çıkıyorsun abi? Direkt yere kaçtık abi. O olay kapandı. Nasıl kapandı? Bir iki kişi vurdular. Beni vurmadılar çok şükür. Oradan geçiyorum şeye. Kısa kısa gidiyorum. Bende bir sürü var da Port Otosan'a geçiyorum. Port Otosan biliyorsunuz Gölcük'te. Şimdi Ford Otosan farklı bir mevzu. Farklı bir mevzu kapatıyor mu? Şimdi bu bakmayın böyle 50-60 lira olduğuna şu anda 60 geliyor mu kanka? Yok 66. 66 var mı? Böyle eskiden var ya bunun çok başı kötü oynardı. Ama nasıl oynardı? Kusur başlayayım. Bana karşı taraf bir ahlaksız edepsiz yaptığı zaman ben de dedim ya yapma et dedim. Hayır. Ama sen de şimdi yara ki her şeye zıplıyordun ama ya. Ama haklıyım davamda işte. Yani niye? Ben neyse Ford Otosan'dayım. Ha, Ford Otosan'a abi gittik o zamanlar isim vereyim mi vereyim lan. Cevat Tuncay şu anda mesela şey olarak yok öyle isim yok. Cevap Tuncay'ın o zaman 3-4 tane arabası vardı. Ben arkadaşımı şoför olarak koydum oraya. Hani vesile olduk da evet. Gidiyoruz abi. Nereye gidiyoruz abi? İş çıkışı eve geleceğiz. Ön tarafa... Yani bu Cevap Tuncay dediği şirket sahibi. Şirket tamam sahibi. Otobüsleri var. Servis sahibi. Servis sahibi. Yani Cevap Tuncay'la bu işin bir ilgisi yok. Yok. Yani şoför koyduk arkadaşımızı. Evet. Otobüste gidiyoruz abi. Yani Tuncay Seyahat diye. Tuncay Seyahat. Ha bu Cevap Tuncay dediğimiz de arıza bir model yani. Öyle geri videsi de olmayan bir model. Bizim... Hani adam çok zengin şekil ama geri videsi de değil. Ama yani. Adam zenginim dedi demi bögürlenmiyor. Sağ olsun. Aynen. Aynen. Ha, öyle, öyle adamız Allah da sever biz de seveceğiz. Aynen. Olay şu abicim şimdi. Otobüse bindik. Gidiyoruz iş çıkışıyız tamam mı? Arkada bizim döngeli. Pardon. Önde bizim döngeliler. Asarın keserinciler, hapçılar falan. Ha, bizimkiler bitirin yani. Bitirin ya. Yani. Döngeli, döngüde gel demişler ya. Boşuna dönmüşler. Dümenci dolu döngelden döngüde gel. Durma onlar demişler. Döngel merkezden 15 kişi var. Arkada adamlar var abi. Kaç kişi var? 20-30 kişi. Allah alem. Ben ön taraftayım. Şoförü biz şimdi ayarladık vesile oldu işe. Şoför 300 kapılar var ya 300. Böyle bakımlı açılmalı kapılar. Ha. Kapanmıyor düğmeye bastı. Ne yaptı? Kapatır mısın dedi adamlığı. Kapıcınız var da o dedi. Onun konuşmasına sıkıntı yok. Allah onları yapmış sıkıntı yok. Hor görmeyeceğiz. Tamam olabilir. Kapatma. Ben dedim ki kapatayım mı kapat dedi. Gittim abi. Direkt şu kapıyı bak. Bakın ya. Çektim öyle kapattım. O adamlı var ya kapatayım. Pik vuruyor bana abi tekmeyi. Neyse otur yerine kanka. Abi olayı anlatayım. Neyse o yalan söylemiyor. En büyük günah ya. Ya tamam da kameradan çıkıyor. Yani, olsun çıkayım abi sana. Abi tekmeyi bir koydu bana. Yapıştı demek tabi kapıya. Neyim lan ben? Sen de 50 kilosun o zaman. Ama ne yaptım ben? Tükürük gibi yapmışsın ama. Ama gelip de sapın bunu. Kalktım kim bu burada? Kusur başta. Bir kafa lan kafa çoydu bak burun kırık benim. Kaç tane ameliyat oldum bundan. Kafa vurmayı severim diyor. Severim. Vurdum. Keşke vurmasaydım. 30 tane Adanalı. Yer birisi yemezdim. Ben ne yaptım? Koridor var 302. Artık bismillah Allah sana sığındı. Tak 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 tak. O 15 tane döngelisi kim çıktı? 70 yaşında Şevk Yavuz çıktı. Bir. Yetmedi. Mehmet Yavuz çıktı. Niye? Bıraktım lan çocuğu falan filan dedi. Bu Mehmet Yavuz camın kenarında. Yer misin? Beni bıraktılar. Allah razı olsun. Yer misin? Yemelsin. Mehmet Yavuz'un burun burun her şey gitti. Kırıldı, dağıldı. Ulan milleti de her şey gitti. Ne yapayım? Onu da geçiyorum abi. Sağ olsun bizim isim vermem şirket sahibi ne yaptı? Bunlar psikopat dedi bizim için. Aslında değiliz psikopat. Onlar psikopat. Döngeli aslında keserim aslında dümen. Hiçbir tane döngeli girmedi benim devreye. Neyse abi. Bu Adanalıları mecburen ne yaptı adam? Direkt bana Adana'ya gönderdi. Olay işte. Tabii tabii. Ertesi gün biz gittik Yeniköy'ün oraya. Orada yerleri var. Yani gurbete yerlerde. Yeniköy'de un fabrikasının olduğu yeri yakacaktık orayı. Niye bizi böyle yaptılar diye. Ana sen ne olursun? O aslanın keserimciler var ya. Hem bize yardım etmediler. Hem de ne yaptılar biliyor musun? Patrondan 3 milyar 5 milyar para indirdiler. Biz onları cigaralı falan filan alırız muhabbeti. Bizi uyuturuz diye parayı kimse vermediler. Sen o zaman cigaralı çekiyor musun? Estağfurullah. O ara bir iki numara alıyorum. Ama evet. Kesinlikle öyle. İçkiciyim, kumarcıyım, içeceğim değil. Ha. Niye? Arkadaş ortamı, Kadir abi, severim ben bunu. Senelerdir, Allah razı olsun buna. Neyse o. Bu adamın ne var bilmem onu. Açık ver. Hani video çekiyoruz ama videoyu reklam olarak çekmiyoruz. Rabbim biliyor. Abdestimi aldın mı abi? Aldım. Allah'ım dedim beni nefsinden baş başa bırakma diye. Nefis burada. Şeytan ki bak bak. Geldi ha şeytan. Bismillahirrahmanirrahim gidiyor. Allah nefsinden baş başa bırakmaz. Bir de Allah bizi evlatlarımızdan sınamasın inşallah. Aynen. Kadir abi çok seviyorum. Allah için. Hani sıkasım geliyor benim öyle ama. Ya şu dilimde küfür var lan. Abi şu küfürü bırakacağız. Niye? Niye soruyor? Sor niye? Niye? Allah diyor ki Celle'ye sizleri kul olarak yarattım. Dünyaya gönderdim. Melek olarak yaratmadım. Ama melek olarak yaratsaydım günah işlemeyecektiniz. Sizi kul olarak gönderdim. Günah işleyin tövbe edin. Ediyoruz mu? Ediyoruz. Hop diyor. Günah işleyin tövbe edin. Tekrar günah dönmeyin diyor. Abi şu dil hesabı ekip çekecek. Sağda melek var mı var? Solda melek var mı var? Bunlar da şahit. Ha şunu da söyleyeyim. Ben kimseye bağlı değilim ha. Herkes bilsin. Bağlandılar. Televizyonda bizi yuttular. Kim FETÖ'cüler? Allah ıslah etsin diye demiyorum. Islah değil. Rabbim dünyada bunu sürsün. Ayrı. Yok, yok A parti, yok B parti, yok C parti, yok hocası, yok bucusu, A'cısı var değil mi hocam? Ben hoca olarak. Sen de hocasın. Ne hocası? Güreşçi, tekvandocu. Kim hocası? Dümenler. Tamam da bak ne güzel. Dümenler diyorsun ama bu adam ne yapıyor? İmam.
Dümenden demiyor, hocayım diyor, selamun aleyküm indiriyor. Hayırdır hocam, senin rütben ne? Resulullah'ın rütbesi. Şimdi sana gidelim, yani sen dümenden diyorsun ya, sen de dümenden yapmayacaksın bu işi. Niye? Sen örnek olacaksın bize. Niye? Vücut geliştiriyoruz elhamdülillah bak. Tak, olabilir mi Fark Bey? Bulabilir, bu önemli değil. Allah kalp, yürek, kalp, beyin vermiş. Niye? Kolum yürüyor. Ya yürüyor. Kafamı siktir Allah'ım. Kafamı siktir ya. O biliyor beni. Çok asabiyimdir. Hani aynen. Yanlış bir kelime söyledi bana yanlış ama. Niye? Kafayı çakmam. Abimdir ama. Şimdi kanka bak bir şey söyleyeyim. En son bir bu lastik fabrikasının sahibine bir dayak yedin ya. Bravo. O mevzuyu baştan anlat, işi bitirelim. Bitirelim abi şimdi. Ben de hakkınızı verdim. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Ya Rabbi nefsinden başlıyorum. Rabbi oradaki olayı tek tek anlatmayı nasip eyle ya Rabbi. Gözümü kapattım. Hayal ediyorum. Niye? Önce Allah'ın sonra benim. İki tane şubem var. Nur, auto, detail, link. Niye Nur diye sor. Niye Nur? Niye Nur? Allah'ın 99 ismiyle açtım. Nur. Şimdi abicim yan tarafta bir kepçeci var. Komşumuz var. 2021 model Honda'sı var. Arabayı bana verdi. Niye? Oğlu vurmuş arabayı. Oğlu olmasa göstermek için. Sopa abi, göçükler var. Tamam abi dedim, ben arabayı bizde fırlamalık, hala da fırlamalık var içinde dedim. Hala namazında yazdık. Var var şu, ya. Şu bak video açık önce. Biz ne yaptık? Seymen'de börekçi var. Hava atacağım mı ya? Atarım ama ben hava. Kime, ama kime hava atıyorum Kadir abi? Kusura bakma. Allah haram diyor. Ne kredi, ne yalan. Haram. Adamlar bizim eşimiz, dostumuz, akrabamız. Cebinde 1 milyon parası yok. Reis krediyle araba alıyor. Geliyor elalimin kapısına mı götürüyor başlar? Bize hava atıyor. Sırf onlarda inat olsun diye 2021 model Honda'ya biniyorum. Börekçe yiyorum. Böyle yiyorum. Sütüm içiyorum. Reis. Bak demek ki bizim de şeklimiz var. Siz sokağınızın şeklinizi aynı. Ulan, ulan ben de ne diyorum lan? Ey kul, ey Selahattin diyorum kendi hepsine. Yeri ki kim yarattı Allah? Ne diyor Allah? Selahattin, bölgülerine gülme. Neden? Kadir, bölgüler... Kadir abi... Her neyse gittin börekçe. Neyse böyle yemeğiydim abi. Kısa kısa sütümü içtim abi. Ayıp üstlenemesi yukarı doğru çıkıyorum. Yani... Orada bir iki kişi daha var, onlara hava atayım. Aslında benim burada izin tekiyim, benim lazım. Çıkışa getirmem lazım arabayı. Ben ne yapıyorum? Arabaya gidiyorum. Ne lan? 20-30, 40. Bilmiyorum. Çünkü orası çift şeritli. Şey yok. Abi kasete geldim. Tam o ara arkamdan bir cip. Trilli olmak mı cip? Seyrettiriyor diyor bana. Saat 11, 10-11. Çünkü benim... Gece mi? Hayır, gündüz. He. Tutanaklarım var, sünnettir. Ne olursa olsun, babanın da oğlu olsa tutanak tutacaksın abi. İnsan olur, namı çor, yalan söyleyecek. Neyse abi gidiyorum abi. Arkadan, neyse oturuyorum. Arkadan selektör yapıyorum, tamam mı? Haydi bakıyorum aynaya, selektör. Pit çıkış yapıyor ayıptır söylemesi. Pit çıkış yapıyor, çift şeritli son olmaz abi. Pit çıkış yapıyor abi, karşı tarafa da gidiyor. Bu sefer pit çıkış yaptığı geri çıkıyor mesela. Bir daha pit çıkıyor, araba üstüme yatırıyor. Dedim bu işte bir şey var. Bu adamı takip edeyim. Burada bir salaklık yaptım ben. Takip etme Allah için. Ama içine kötülüğü gör. Abi gitti. Bin var. Geçti neyse. Yerleri söylemiyorum, yanlış anlar var. Villaya girdi adam. Güvenlik, hareket bu. Bak melekler şahit. Çünkü yalan söylesem yanarım ben. Dur dedi bana. Adamı geçirdi. Niye? Trilyonlu cip var. Oranın sahibiymiş meğersem. Bilmiyorum. Tanımıyorum ben adamı. Hiç tanımıyorum. Hiç görmedim hayatımda. Yaşım 42. Hiç görmedim. Dur dedi bana. Vallahi ağzımı açmadım. Böyle yapma. Beraberiz. Adam da atmayacağım sandım. Abi adam gitti. Arabasını buraya çekti. Ben de arabasını onun önüne çektim. Ben camı açtım. O camı hayırdır dedim. Selamun aleyküm. Yaptığı kelime ne biliyor musun bana? Ana ağladı. Kitap söylüyor beni. Ne yaparsın? Soruyorum kadar arası. Allah için. Yani adıcı dersin. Etmem. Ayet-el Kürsi okumuşum her sabah abdestli gusül abdest alıp çıkıyorum her evden. Senin emanet de var tabii. Ya emanet başka onlar olacak tabii. Ama niye taşıyorum ben? Karşı çekerse ölmeyeyim ben sikeyim. Öldürmek için değil bacaklarını sikeyim. Yarın evine tatlı getireyim çakalım bak. Nasıl oldu? Çekemedin çekerler koçum. De. Mevzuya gireyim abi kusura bakma. Açtım söyledim beni. Yetmedi. Oradan bacamız çıktı. Otomatiğimi getir dedi ona. Kusura bağışlayın yanlış anlamayayım bak ha ben her zaman gitmişim bir şey bu şu anlık öyle bir anda video söyledin sen bir anda bak bıçak silah taşımıyorum çift silah karakola verdim her şey dosyalarım var benim abi ben ne yaptım bunu bıçağı aldım Allah'ım dedim bıçak durma attım ona yok atamadı o ara güvenlikler geliyor iki tane ana ağladığın kitap suyu yok anlatıyor estağfurullah niye suyu soruyorum sana beni içeri aldılar diye ben ne diyorum onların suçu yok lan diyorum adamın ne söylüyorsun lan diyorum dur lan dedi senin bir şey diyor bana o ara döndüm güvenlik tutmasın lan beni cim cim üç tane koydu bana. 3 tane vurdu bana direkt suratıma. O arada bir gene ayet-el kürsi ne okuyorsun lan şerefsiz ayet-el kürsi döndü. Dil kitap söylüyor beni. Tövbe tövbe. Ama anladım ben abi. Niye anladın? Adamın bununla şakır şakır sular bir şeyler okuyor. Sabah onlar elalimin karşısından geldi. Bir yerden geldi herhalde. Bu kafası iyi dedim. Cahil dedim uğraşma dedim Selahattin. Kameraları da görüyor mu orada? Kameralar şahitim dedim. Melekler de şahit olur. Derken abi kusur başta aldı telefon eline. Kim aradı? Koruma moruma falan filan cakçuk. O ara bir ikinci geldi. Sen niye yaptın? Yalakaları geldi. Yapma etme bu kırık mırık. Ben de kırık ulan dedim. Haklıyım dedim davamda. Ben bir şey yapmadım ki. Adam beni
Bir çıkış yaptı, üstüme çıktı dedim arabaya. Derken abi, baktım beyaz saçlı bir adam, babasıymış. Baktım 5-6 yaşı falan dedim ya, işi düzelteceğiz herhalde. Nerede? Adamlar geldi, ucundaki fırlamalarla beraber ne yaptılar abi? 6 kişi, 7 kişi Allah'u alem diyorum sana, kameralar var. Patakçıda patakçıda bana girme başladı. Ben ne yaptım? Can dağ mı can? Nasıl koltuk sana attım kendimi? Attım abi otu kendimi. Abi nasıl oldu abi? Yer misin? Saydım. Tam 22 tane tekmeydim abi. 22. Ne oldu? Sivil polis geldi. Allah razı olsun, bir sefer telefon açtı. Polis geldi. Hayırdır dedi falan. Ne dedi polise biliyor musun? Çakal. Babasının oğlu ya. Sis gitsin lan git. Tövbe estağfurullah. Babası sustu dedi lan polis dedi. Sustu. Babasına bir, babasına bir ismin ne senin dedim ona. Sana ne lan dedi estağfurullah. Ya it dedi ya sikti dedi tövbe estağfurullah. Yalan söylemek istemiyorum. Dedi. Polis dedi. Görev de şikayetçi misin dedi. Ben ne dedim? Rabbim biliyor. Sizi söven adam dedim. Hani küfür eden polisi küfür eden adam dedim. Trilyonuna parasına tabi olan dedim. Şeytan dedim bunlar. Bu paraya tabi olun. Sizde satın alın. Şikayetçi değilim dedim. Ona sonra şikayetçi değilim. Bana ne dedi biliyor musun? Onu unuttum. Çoluğunu çocuğunu alacağım senin dedi. Bir kalktım onun boğazına. Anlamadım ama. Buluyorlar bana. Buluyorlar bana. 15 gün 20 gün Allah şahidim namazı böyle oturarak kıldım ha. Oturarak Allah'a sığınım. Ya Rabbi dedim. Ben dedim ki beslemiyorum. Ama dedim bu insanı bana özür dilesin. Hani tövbe açar. Özür ne yaşıyorsa nefsine inilmiş. Olmuş bak bak ben affederim. Niye Allah bizi affediyor bunu birleştirir. Lan sen benim yanına gelme. Artık neyse önemlisi yok. Ya ara bir şey de yok yok. Niye haklı? Neyse geçeceğim abi. Geldim. Arabayı bıraktım Göçükçü'ye o araba. Göçükçü muhabbeti nerelere geldi bak. Bir şey. Şer bir gün hayır hayır bir şer abi. Oradan Göçükçü'ye gittim. Göçükçü'ye bıraktım arabayı. Oğlum dedim ben indim karakola atan biz çocuklara. Sağ olsan geldiler. Beni bahçe karakoluna attılar abi. İndim aşağı. Selamünaleyküm. Ne yapayım? Niye? Baktım polis amcamızı bir tane sordu. Abim kamera var mı? Açıklar mı? Böyle manyam ha. Var mı? Var mı? Kamp senin şimdi bir yanta bir şey sor. Sor. Dedim böyle dedi. Ama dedim son kelimesi çoluğunu çocuğunu alırım dedi. Alır mı alır dedi. Almaz. Aldırtırır dedi bunlar dedi. Paraya tapıyor parayı görüyorlar dedi. Yani satın alacaklar evet abi. Tövbe işte abi bunlar. Gitti dedi şikayet yok. Olay yatışı mı oluyor? Hani bir şey bırakıyorum ya. Göçükçe bırakıyorum ya. Ne evet çünkü o gün daha pardon o gün oluyor arabayı bırakıp gidiyorum ya. Abi gittim bir şeye Gölcükler'in yanına sahnesine. Dedim böyle tık 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 check up make up çat çat falan filan aldım dosyalarımı geldim verdim karakola. Ne ama ya ben de fark etmez. Niye fark etmez? Hazreti Ali diyor radıyallahu anh. O diyordu belediye 2015'te belediye dedi gördün duydun işittin diyor. Evet haklısın bir davada. Hele ki tübitmişsin yetimin hakkı var. Susarsan birisi şeytansın diyor. Konuşursan Allah seninle. Ben o zaman sonra adam olmaya başladım. Neyse abicim orada karakola geldim. Karakola dedim komiserim kusura bakmayın. Vatan, millet, bayrak, ezan, ordu. Allah başımızdan eksik etmesin. Ama şimdi nefis yapıyor kalkıyorlar. Hop dedim. Allah rızası için dedim. Kusura bakmayın dedim. Güveniyorum size aman dedim. Kameralar aldım dedim bak. Şu halime bakın dedim. Kafa delik abi. Dikiş var kafada abi. Paça gitmiş. Yanlış anlamayın. En iyisini giyiyorum. Kalite, adidas, madidas falan filan. Niye diyor? Allah diyor. Müslümanı yiyecek, içecek, giyecek, gezecek, dağıtacak, yoksulu görecek ama israf etmeyecek diyor. Müslüman her şeye layık, namkör olmayacak. Neyse abi benim pantolon, mantolon, Nike'lar, Adidas'lar falan filan yırtık. He bunlar da ben kendi paramı almıyorum ha. Benim bir sürü zengin arkadaşım var, dolabı açıyor. Oğlum hiç giymiyormuşum onu. Oğlum ben, ya oğlum ayıp olur diyor, hani bana ben de utanıyor. Oğlum bana ver, ben yoksula dağıtacağım, ben de içindekilere giyeceğim. Ben öyle giyiniyorum. Açıkladım. Her neyse. Abi karakol polise dedim ki, abi sizin kusura bakmayın, görmek istiyorum ama güvenemiyorum dedim ya. Niye? Çünkü oradaki polise de küfür etti bu adam. Hiç söylemedi dedim. Sizden tek isteğim var. Ben buna şikayetçi olamam. Ne işim biliyor musun? Adaletin sağlanması diyorsun. Adalet şu adalet. Ben çocuklarımı gönderdim. Anasının evine. Niye gönderdim abi? Cahil bu çünkü. Verir parayı gönderir. Bir şey yaptım. Camı kırar peçeyi kırar. Neyse abi. Dedim ki kameraları istiyorum sadece. Hiçbir şey istemiyorum. Ben bundan kim beslemiyorum. Dövmeyeceğim. Etmeyeceğim. Hiçbir şey yapmayacağım. Abi bir ay yok. İki ay yok. Üç ay yok. Karakola gidiyorum. Yeter lan diye karakola. Bıktı benden. Niye bu kışın? Ben üstüne gireceğim. Allah için çünkü Allah biliyor. Allah da soracak bana. Haklı olduğun yere niye sütmeyecekti bana? Neyse abi. Aradan geçti 3 ay, 4 ay, 5 ay geçti şu anda. Bak şu an. Bak bak ben de bu. Göstereyim abi. Görsün herkes de. Abi geçen ay ne geldi bana reis? Bak bir anda bak, video çekiyorsun. Allah bunu nasip etti. Bak. Bak abi şimdi bakıyorum buradan. Orada göstereceğim bu videoyu. Trend, PTT, Poyraz TV, Esmak, Esnaf, Cihan, HGS, Trend, Fiz, MNG, Karlı. Uyap. Uyap'tan SMS geldi. Bak şimdi uyaptan SMS. Görüyorsunuz değil mi? Şuradan bakın Allah rızası için bak. Tane tane okuyun. Sanık olarak koymuşlar beni. Adamların dosyasını iptal etmişler. Karşı tarafın dosyası niye parası var? Ne yazıyor abi? Okuyorum abi. Okuyorum. Her şey olacak tane tane.
Ufak bir yalan dediğim zaman Rabbim alıyor benden bunları çünkü. Dilime vur dedim, dilime vurup ümmetim abi. Her neyse ona mahkemeye verdim. Okuyorum abi, Selahattin Ayhan, Kocaeli 9. Asli Ceza Mahkemesi 2022 neyse 2022'nin 10. ayın 20'sinde duruşmanız vardır. Gelmediğiniz takdirde polis zorlar alacaktır. Ama sanık sıfatıyla. Sanık nedir? Nedir? Suçluyum demektir da. Sanık, yani sanık ben... Yani ha, onlar senden şikayetçi oldu. Niye? Ha, niye şikayetçi oldular? Benim dosyayı kapattılar, kameraları sildirttiler. 4 ay 5 ay sonra çünkü bize saldırı bir şey yapar Allah'a emanet. El ki de cahil. Çünkü benim takip etsin herkes. Benim yaşım 42, tabanıma kadar dön gel doğma büyümeliyim elhamdülillah. Kesinlikle her yer bize Trabzon demem, diyeni de sevmem. Niye? Hepimiz Hazreti Adem Aleyhisselam'dan geldik. Abi, şunu demek istiyorum ben şuna, değilsin. Bunu mu verdim ya, ben şimdi fakirim ya, garibanım ya. Bunlar zengin trilyon ya, bilmiyor ki depremi niye verdi Allah'a. Kulum azdın dedi. Neden ya Rabbi? Sen de dünyada böbürlerine gülüyorsun. Sana söylüyorum Kadir abi. Çünkü seviyorum seni. Sen benim huyumu da sürüyorum. Kadir abi sen böyle gülüyorsun ya abi. Açık bana. Doğru mu? Senin eksiliğinde var mı? Yoksa dinleyememişsin. Soruyorum. Yapım da var. Bravo. Yapısın. Yani bırakamam demek istiyor. Eğer ki bu. Bu bir şekilde yürüyor da. Bana hava atmak için yürüyorsa Allah ne diyor? Ey kulum buyuruyor Rabbi. Sen diyor Kadir. Hayırdır. Buyur Rabbi. Dünyada nasıl böbürlenerek yürüyorsun? Sen kimsin ki böbürleniyorsun Selahattin'e, hava atıyorsun mühürsüz var diye. Deprem diyor diyor, felç gibi diyor, ağzın diyor, burnun diyor felç olur diyor. Yeri göğü ben yarattım diyor, kulum diyor, niye kuluma diyor, hava atıyorsun diyor. Aynen. Başka bir şey soracağım, çok var lan ama yeter araya. Aynen. He, doldu mu? Ben 2010'dan beri böyleyim. Niye? Dilime vur dedim Allah'ım. İsim ver, şey vermiyorum, sayı vermiyorum. Kabe'ye gittim, kaç sefer gittim Allah bilir. He gitmiyorum şuna, niye? Harbi ihtiyaç sahibi, harbi gidecekleri göndermek istiyorum. Kazanıp da ben kimim? Nur, auto, detay, link. Nedir Nur? Pastacılar, seramik kaplama, detay demir, göçük, boya. Reklam yapmıyorum ha. Bunu yapıyorum. 1997'de rahmetli dedem Hacı Selahattin ismini verdi bana. Okumadım. Pustayı fırlamaydı o zamanlar. Babamın kamyonunun bramasını yutturdum. Neyse biliyor musun? Aldı, beni sanayiye verdi. Eti seni kemiği benim dedi. Allah ondan razı olsun. Niye adam olmaz diyor. Olan o günde o günde öz sorunda çalıştım. Belediyede çalıştım. Ford otosanında çalıştım. Ondan sonra bir dakika işte bak aklı var. Buralar hep kaçalı benim kesik. Niye kesik? Ona söyleyeyim mesela. Kadir abi kusura bakma abi. Yani veriyor musun izin? Onu da söyle bitirelim. Tamam izin veriyor musun bana abi? Evet. Abi Diyarbakır'dayız gurbette çıktık. Bir yerde durmuyorum ki götü duran kavara değilim. Niye? Haksızlık gör. Ya sana ne diyorlar bana? Abi adam Hazreti Adem Aleyhisselam'dan geldik diyoruz. Adamın anasını aldım söylüyor. Sövmedim. Gelmişsin yemez. Ya bana giriyor ya ben giriyorum. Giriyor patakiler. Neyse abi kollar benim kesik. Niye? Diyarbakır merkezde cezaevinin orada bingo değil mikros yapıyorlar. Bizim de abilerimiz daha dilerim durur ya. Ben de iş yok tabii ona. Durmuyorsun yani. Adam okundu. Macera olsun. Niye gidiyor? Macera değil. Ekmek parası için gidiyor abi. Gittim ekmek parası için gidiyor. Diyarbakır'dayız abi. Bizim arkadaşlar dostlarımız haram olan içkiyi çekiyorlar. Abi. Bizim çocuklar. Bizim çocuklar tabii. Akrabalar bile içimizde. Ben kendim de söylüyorum. Benim akrabam da içinde. He. Neyse abi içiyoruz. Kafaları bir dünya tabii ki. Ayda. Almışlar öyle jilet midir Allah'a emanet duvarlar. Bıçak mı ne? Kesiyorlar kendini. Yapma ayıp karışınlar ha. Ulan yapma diyor bana yapalım. Öyle ben öyle dedim. Çak. 4 tane 5 tane vurdu abi. Kesti mi ki? Kaldılar. Ulan delikanlı da kesiyordu yani. Onlar böyle iğneyle kiçi kesiyorlar. Kestim hepsini. Günah işledim tabii ama onlar dursun onları kurtarmak için kestim ben. Kestik neyse psikopat diyorlar. Ben psikopat değilim abi. Hakkını helal. Benim hayatım bu. Neydim değil. Ne olacağım diyen kul yürür. Ne oldum diyen Allah deprem verdi bakalım. Evet. Bu gelebilir. Olay bitiriyoruz arkadaşlar. Hakkını helal edin. Motorun soğusun kanka. Bravo doğru. Arkadaşlar Selahattin Ayhan'ı tanıdınız. İzmit'te, Başlıçkele'de. Neydi kanka? Selamet. Ben dükkanın önce Allah sonra bir bekçisiyim ben. Nur Auto Detaylık. Pastacı. Evet. Arabayı komple Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da. Yani beni takip etmenizi istemiyorum. İsterseniz bakın şey. Secereme bakın benim. Dibime bakın. Selam. Instagram'da Nur Auto diye geçiyor. Şey, Facebook'ta Selahattin. Bir bakın bu çocuk ne? Ama bir sene iki sene bakmayın ha. 1990'a kadar, 2000'e kadar bakın. Neyse arabasına bu işleri yaptırmak isteyen Instagram'dan Nur Auto'ya girsin. Selo'yu görsün. Ya, reklam değil ama Allah'ın ismi. Ben bu Nur'la girdim dükkana elhamdülillah. Herkese hayırlı günler. Hakkınızı helal edin tekrar.